Seçimlere 2 hafta kala siyasi partiler Bursa'da da seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hedef kalan kısa süre içinde mümkün olduğunca çok seçmene ulaşabilmek. Bursa'daki seçim sürecini de stüdyo konuğumuz olan İçişleri Eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ile konuşacağız. Sayın Ala, hoş geldiniz stüdyomuza. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Aslında az önce de belirttik, 24 Haziran'dan bu yana sadece 15 gün kaldı önümüzde ve zorlu bir maraton, çünkü her iki parkurda da önemli bir yarış var. Cumhurbaşkanlığı için ve milletvekili için, yine 27. dönem için. Şimdi siz ikinci bölgeden aday gösterildiniz. Bu süreçte halkın nabzını tutarken önceki dönemlerle bu dönemi kıyasladığımızda seçmenlerin ilgisi nasıl? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok teşekkür ediyorum. Önce izninizle hem sizlerin hem milletimizin, Bursalı kardeşlerimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Şimdiden bayramlarını kutluyorum. Sorunuza doğrudan geçelim. Gerçekten sahadayız ve sahaya indiğimizde esnafımızdan, vatandaşımızdan çok ciddi bir ilgi görüyoruz ve Türkiye'ye olan inançlarını görüyoruz. İşte Türkiye'nin istikrarının Türkiye'yi nasıl kalkındırdığını ve bundan mahrum kalmaması gerektiğini kendileri de belirtiyorlar. Buna olan inançlarını teyit ediyorlar, yineliyorlar. Umut var, heyecan var ve Türkiye'nin geleceğine de kararlı bir iyimserlik, pozitif hava var. Yani inanç var vatandaşlarımız arasında. Bunu görüyorum ben. Karşılaştığım, ziyaret ettiğim bütün kardeşlerimize, esnaflarımızla, insanımızla sohbet ediyorum. Onlara soruyorum. Onların bir önerisi var mı, eleştirisi var mı? Onların katkıları var mı? Tabii kendi durumları, Türkiye'nin durumu, bunları da konuşuyoruz. Hı. Zaman zaman sivil toplum örgütleriyle bir araya geliyoruz. Ben genel bir olumlu hava görüyorum ve bizden de beklentileri daha önce AK Parti'nin başardığı gibi şimdi de yine hem ekonomik alanda, hem siyasal alanda, hem uluslararası ilişkilerde inisiyatif alıp, inisiyatifi bırakmadan yola devam etmek. Yani bir kararlılık bekliyorlar. Hı hı. Ve bu güncel problemleri, karşılaştıkları çözeceğimize dair bizden yeni vaatler de bekliyorlar tabii. Ve buna inanıyorlar. Niye inanıyorlar? Daha önce vaatlerimizde elde ettiğimiz başarıları da hatırlatarak bunu istiyorlar. Biz de tabii bunu söylüyoruz. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir Mudanya ziyaretiniz oldu. Oldukça da kalabalık, size ilginin yoğun olduğu, böyle gözlemlenen bir ziyaretti bu. Hazır hem seçmenin taleplerine, vatandaşa gelmişken, en sık duyduğunuz istek ne? Örnek veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Buradan Mudanyalı kardeşlerime, hemşerilerime de tekrar selamlarımı iletiyorum. Bir kere orada tabii biz güzel bir sahil düzenlemesi yaptık ama biraz geç kalmıştı, gecikmeler olmuştu. Orada da gittiğimizde daha önce bize iletilmişti. Biz de vaziyet ederek hem de büyükşehirimizle diyaloğa geçerek çok hızlı bir biçimde iletildikten sonra ama bu aksamaları giderdik ve hizmete soktuk. Tabii genel olarak vatandaşlarımız Türkiye'de huzur, güven, ekonomik kalkınma, bunların at başı gitmesini istiyor. Yani problemlerin çözülmesini ve Türkiye'nin önünün açılmasını istiyorlar. Onun dışında zaten Bursa kendi dinamikleriyle biz iklim oluşturduğumuz zaman çok hızlı yararlanabilen bir şehrimiz bu iklimden. Ve geçtiğimiz 16 yıllık dönemde de 3 milyar dolardan 15 milyar dolara ihracatını çıkarabilmiş bir ilimiz. Ve toplam ithalatıyla birlikte ticaret hacmi dikkate alındığında 25 milyardan fazla ticaret hacmi var. Bu birçok ülkeden daha fazla. Onun için benim özet olarak söyleyeceğim, tabii Bursa'daki yerel problemler, onlara biraz sonra geliriz. Mesela bunların giderilmesinin dışında asıl Türkiye'deki genel olarak yönetim ikliminin iyileştirilmesiyle yeni sistemden de beklentiler var. Bu yeni sistemle Türkiye'nin daha hızlı yol almasını sağlayacak adımların bir an önce atılması, biz de onu söylüyoruz zaten. Bu seçimle birlikte yeni sistem yürürlüğe girecek. Tabii anayasayı değiştirdik ama henüz tam olarak yürürlüğe girmedi. Yeni sistem, yeni seçimlerden sonra Cumhurbaşkanımız
Yani seçilen Cumhurbaşkanı, ki biz tabii ki Cumhurbaşkanımızın seçileceğini sahada da inşallah görüyoruz. Yemin edip göreve başladıktan sonra yeni sistem devreye girecek. O yeni sistem devreye girdikten sonra daha hızlı mesafe alalım, yol alalım. Bunun talebi içerisindeler. Bursa'daki zaten yerel problemlere ilişkin biz daha önce kararlarımızı aldık. Onları yoluna koyduk. Mesela trafik sorununu çözeceğiz. Yani biz metronun ihalesini bu yıl sonunda yapıyoruz. Yer altından gerçekten de planlamasını yaptık. Büyük şehrimizle birlikte vaziyet ediyoruz ve bu konuda kararlıyız. Yani bu konu Bursa'nın gündeminden çıkmalı. Bursa dünya şehri çünkü. Ve metro yaparak bu sorunu çözeceğiz. Diğer tabii bununla bağlantılı işleri de yapacağız Bursa'da. Kentsel dönüşüm konusunda Bursa önemli bir alan. Bu konuda yeni yasa çıkardık biliyorsunuz. İmar Barışı Yasası. Bursa'da da 200 bin bina bundan olumlu bir şekilde yararlanacak. Şimdi bütün bunları Türkiye'de hem güçlü bir meclis hem de güçlü bir cumhurbaşkanı beklentisiyle milletimize söylüyoruz, anlatıyoruz ve onlar bu iradeyi sandıkta gösterdiklerinde Türkiye'de hızlı bir şekilde yoluna devam edecek diyoruz. Şimdi aslında küçük küçük hemen hemen pek çok probleme değindiniz ama 25 Haziran için Bursa'ya vaatleri sıralayabilir miyiz örneğin? Bu tabii tek kişilik bir proje değil ya da tek kişilik bir sorun değil. Toplu olarak bir grup halinde vereceğiniz yanıt da birçok birimi kapsayan yanıtlar olacak büyük ihtimalle. Neler olacak Bursa için bizim, 27. dönemde? Bir kere önümüzdeki dönemde ulaşım sorununu çözmeyi vaat ediyoruz ve burada kararlıyız. Kararlarımızı aldık, planlarımızı yaptık. Söylediğim gibi metroyu da ihale ediyoruz yılın sonunda. Şimdi burada küçük bir parantez açalım mı? Örneğin metro biraz daha uzun vadeli bir yatırım ve uzun vadeli bir çözüm. Akut olarak kısa vadede neler planlanıyor? Ama şöyle diyelim. Şimdi biz metro uzun vadeli belki biter. Yani önümüzdeki 4-5 yıl sonunda çok önemli sonuçlar elde edeceğiz ama 1-2 yılda da bunun bazı etaplarını ve başlamış olmamız ve yılın dönemin ortasında da bazı alan birimlerini hizmete açmış olmamız gerekir. Yani bu mesela vatandaş bakımından ben sahayı geziyorum, dolaşıyorum ve tabir caizse böyle kitabın ortasından da konuşmamız lazım. Bu milletimiz için akut sorun, acil sorun. Yani bu trafik sorununu bizim kavşaklarla müdahale, şu anda mesela büyükşehrimiz kavşaklara müdahale etti. Biraz rahatlama oldu, evet, değil mi? Evet. Yani bu masamızdaki en önemli sorun. Her gün, her zaman bir adım daha atarak bunu iyileştirmemiz lazım. Sadece metroyu da bekleyerek değil. Yapacağımız diğer düzenlemelerle. Diğer taraftan hızlı tren, biliyorsunuz bir sorun çıktı. Ama o sorun da şu anda giderildi. Yeni planlar, projeler yapıldı. İhalesi de yapıldı. Ve 2019'un sonunda artık inşallah İstanbul'a, Ankara'ya hızlı trenle gidip geliyor olabileceğiz. 2019 tabii, Aralık gibi diyoruz. Şimdi, sonu diyoruz, evet, değil mi? Tamam. Şimdi ve 200 bin bina burada Bursa'nın en önemli sorunlarından birisi. Bu alan, ki bunlar bazılarında 3 kat var, 4 kat var, bazılarında 2 kat var. Yani bu aşağı yukarı 600 bin birimi ilgilendirir. Ama 200 bin daha rahat anlaşılsın diye söylüyorum bina. Bunların birçok sorunu oluyor. İmar barışı, imar almadıkları için, doğru dürüst bir planlama olmadığı için. Şimdi bunların hemen mesela bugün başladı devlet üzerinden. Evet. Başvurular. Şimdi bunlar akut sorunlar, acil sorunlar. Biz de acil çözümler buluyoruz. İşte onun için bu yasayı çıkardık mesela. Şimdi şehir hastanesi, değil mi? Devam ediyor. Evet. Onu bitirmemiz ve hizmete sunmamız lazım. Adliye binası yine öyle devam ediyor. Hızlı bir biçimde bitirip hizmete sunmamız lazım. İzmir'de şimdi Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık. Dünya çapında bir yatırımdır o. Ama İzmir'e kadar otobanı da bitireceğiz bir an önce. Şimdi Bursa'dan çıkıyorsunuz, bir saatte İstanbul'dasınız. Müthiş bir şey. Ama İzmir, İstanbul, Bursa, daha sonra efendim Çanakkale Köprüsü, yani bütün bunlar birbirine entegre olduğu zaman da Bursa gücünün üstüne güç katacak. Yani bizim dönemimizde 5 kat büyümüş Bursa. Bundan sonraki yine inşallah bizim dönemimizde
daha da fazla büyüyecek. Hı hı. Yani Bursa o imkanları çok iyi değerlendirebiliyor. Girişimcisiyle, yatırım anlayışıyla, sanayi kapasitesiyle. O bakımdan burada herhangi bir şey eksik kalmasın istiyoruz. Sonra mesela bizim Uludağ'ımız. Şimdi Uludağ, ben de kayak yapıyorum. Zaman zaman çıkıyorum. Çok güzel pistlerimiz var. İstanbul'a yakın olması, efendim bu Marmara bu bölgede olması başlı başına bir avantaj, yani büyük bir, çünkü nüfusu barındırıyor, hı hı, bu bölge ve gelir seviyesi nispeten Türkiye'nin diğer bölgelerine göre daha yüksek. Dolayısıyla Uludağ bir turizm destinasyonu olarak çok önemli bir varlığımız, bir değerimiz. Bunun işte yeni yönetimde, şimdi yaptığımız çalışmalarda ortaya koyacağız onu. Yeni yönetim anlayışında çok özel bir birimi olacak, özel bir yönetimi olacak, hı hı, ve Uludağ kendi üzerine birkaç Uludağ daha inşallah katacak ve hem Bursa'ya hem Türkiye'ye çok büyük katkılar sunacak. Peki. Yani buna benzer çok daha tabii yapılacak işler var. Belediyelerimizin yerelde yapması gereken işleri artık onlar zaten, hı hı, zaman zaman sayıyorlar. Ama ben Türkiye çapında Bursa'da olup biten projelerden bahsettim. Zaten çevre yolunu, hı hı, yaparak hizmete sunduk. Birçok hususta da Bursa'nın önünü açacağız ki Türkiye'yi de katkı sağlayarak çekip götürsün. İzleyicilerimiz belki bana kızıyorlar. Her şeyi hemen sormak istiyorum çünkü zamanımız daralıyor. Ben de kısa kısa cevaplar vereyim o zaman. Son 4 dakikanın içerisindeyiz. Çok önemli bir konu. Belki ayrı bir program konusu aynı zamanda. Ben biraz terörle mücadeleden de bahsetmek istiyorum. Siz İçişleri Bakanlığı yaptığınız döneme istinaden de bu konuyla ilgili çok önemli katkılarınız olacağını düşünüyorum. Şimdi gündemde bir Kandil operasyonu var. Aynı zamanda şu an askeri birlikler bölgede. Ama 24 Haziran öncesi acaba Kandil için bir harekat söz konusu olabilir mi? Ne görüyorsunuz o bölgede? Bunun cevabını ben doğrudan söyleyeyim. Ben bu, yani olur ya da olamaz diye bir şey söyleyemem. Hı hı. Çünkü onun şu anda politikasını uygulayan arkadaşlarımız var. Onları dinlemek lazım. Hı hı. Ama şunu görüyorum ve yapıyor Türkiye. Biz hükümet olarak da hem dışarıda hem içeride terörle ciddi aktif bir mücadele var. Şimdi Türkiye savunma sanayinde kapasitesini artırdıkça sınır ötesi, Türkiye'nin sınırları dışarısında konuşlanmış, yuvalanmış ama Türkiye'ye terör saldırılarda bulunan örgütlere yönelik ciddi operasyonlar yapabiliyor. O kapasitesini çok geliştirdi. Bu insansız hava araçlarının, silahlı insansız hava araçlarının çok büyük katkıları oldu. Kendi ürettiğimiz savunma sanayi ekipmanının, teçhizatının çok büyük katkısı oldu. Savunma sanayinde yerlilik oranı arttıkça daha kolay operasyon yapabiliyoruz. Suriye'de biliyorsunuz Afrin operasyonunu yaptık. Hı hı. Münbiç operasyonunu, Cerablus operasyonunu yaptık. Şimdi diğer alanlara ilişkin görüşmeler devam ediyor. Şimdi biz Münbiç'le ilgili görüşmeler devam ediyor ve oralarda başarı elde ettikçe de buradan Suriyeli kardeşlerimiz gönderiyoruz, hı hı, yani kendi yerlerine. Diğer taraftan Irak'ın içerisinde sürekli bir terörle operasyon yapılıyor. Teröristlerle mücadele yapılıyor, operasyon yapılıyor. Şimdi de Irak'ın işlerinde şu anda Kuzey Irak'ın operasyonlar devam ediyor. Ama bu oradaki imkanlar nispetinde Türkiye'nin güvenlik politikaları çerçevesinde ne zaman nereye kadar giderini artık izin verirseniz onu hükümetten beklemek, peki, lazım. Peki. Şu anda görevde olan arkadaşlardan, evet, beklemek lazım. Ama ilke olarak nerede konuşlanmış olursalar olsunlar, nerede yuvalanmış olursalar olsunlar, teröristler eğer Türkiye'ye tehdit teşkil ediyorsa ki ediyor, hı hı, oralarda bunların temizlenmesi yönünde Türkiye'de ciddi bir irade var ve temizlenecektir. Süremizin sonuna gelmişken Bursa için özel bir mesajınız var mı ekranımızdan? Bursalı kardeşlerime şimdi pazartesi günü, bu pazartesi, hı hı, 11 Haziran'da Cumhurbaşkanımız gelecek Bursa'ya, bir miting düzenleyeceğiz. 15.30'da eski Atatürk Stadyumu'nda mitingimiz, hı hı, olacak. Oraya davet ediyorum bütün kardeşlerimizi. Orada bir büyük mesaj verme imkanımız olacak. Yani Türkiye'ye böyle dışarıdan oturan, işte efendim plan program yapanlar, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde de istikrar içerisinde yoluna devam edeceğini
burada görürseler bu 15 günde bile maliyet ödediğimiz maliyetler daha da azalır. Yani ümitleri kırılır dışarıdakilerin, Türkiye'yi engellemek isteyenlerin, desteklemek isteyenlerin de ümitleri artar. Onun için buradan güçlü bir mesaj verelim diyorum. Ve bütün Bursalı kardeşlerimi o gün mitinge davet ediyorum. Ve kendilerini de saygıyla selamlıyorum burada. Çok teşekkür ediyoruz biz de onlar adına sunduğunuz katkılardan dolayı. Teşekkür ederim.